grup, Nijen Tekili grubumuz ve Merkez Yürütme Kurulumuzla birlikte yaptığımız, bugün sabah da gerçekleştirdiğimiz MYK toplantısı sonrasında ortak basın açıklamamızı sizlerle paylaşıyoruz. Sözlerimize başlarken 4 Kasım günü Diyarbakır'da yapılan bombalı saldırıyı kınıyor, yaşamını yitirenlere rahmet, yakınlarına ve halkımıza başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz, acılarını paylaşıyoruz. Yine 4 Kasım günü ve öncesinde rehin alınmış olan eş genel başkanlarımızı, vekillerimizi ve bütün seçilmiş belediye eş başkanlarımızı, yöneticilerimizi saygıyla selamlıyoruz. Onların onurlu ve dik duruşlarının, biat etmez ve boyun eğmez tutumlarının arkasındayız. Baskı, zulüm, yok sayma ve faşizm karşısındaki duruşları Kürt halkı başta olmak üzere bütün Türkiye halklarına büyük bir moral kaynağı olmuş, mücadele azmini ve kararlılığı perçinlemiştir. Bugün Erdoğan AKP iktidarı demokratik siyasete ve demokratik muhalefete yönelik ağır saldırıları ile demokratik siyasi kazanımları gasp etmeyi, oluşmuş bütün kurum ve kuruluşlarımızı tasfiye etmeyi hedeflemektedir. Bu hedefte sadece HDP'ye oy vermiş olan 6 milyondan fazla insanımızın siyasi iradesi değil, demokrasi, özgürlük, eşitlik, emeğin hakları, kadın özgürlüğü ve adalet mücadelesini sürdüren vicdan sahibi ve demokrat milyonlarca yurttaşımız vardır. Önce milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran, daha sonra 15 Temmuz darbe girişimini bir fırsat olarak değerlendirip olağanüstü hal ve kanun hükmünde kararnamelerle ülkeyi yöneten ve kendi darbesini sürdüren Erdoğan AKP iktidarı, meclisi de işlevsizleştirerek Türkiye'yi bir kayyum cumhuriyeti haline getirmektedir. Son olarak halkın tercihlerine ve iradesine zerre kadar saygı duymadığını, eş genel başkanlarımız dahil 9 vekil arkadaşımızı tutuklayarak açıkça göstermektedir. Ankara'da genel merkez binamızın abluka altına alınması, parti yöneticilerimizin ve üyelerimizin içeriye girişinin halen engelleniyor olması da demokratik siyasete bakışlarını açıkça ortaya koymaktadır. Meclis grubumuz ve Merkez Yürütme Kurulumuz ile birlikte yaptığımız tartışmalar sonucunda demokratik siyaset tarihimizin bu en kapsamlı ve karanlık saldırısı karşısında yasama organındaki çalışmalarımızı durdurmaya ve bir kez daha halklarımızla buluşmaya karar verdik. Önümüzdeki günlerde ev ev, mahalle mahalle, köy köy, ilçe ilçe, il il dolaşarak halkımızın şikayet ve önerilerini dinleyeceğiz. Bileşenlerimizle, bütün ittifak güçlerimizle, kurum ve kuruluşlarımızla, demokrasi, barış ve emek güçleriyle, sivil toplum örgütleriyle, sendika ve meslek birlikleriyle, inanç gruplarıyla, kadın, gençlik, çevre, ekoloji hareketleriyle tartışarak önerilerini alacağız. Tüm bu istişarelerin sonucunda yapılan önerileri değerlendirerek sonuçları kamuoyuyla paylaşacağız. Ama sadece bununla kalmayıp ortaya çıkan öneriler doğrultusunda geleceği birlikte örmek için atacağız. Kayyum Cumhuriyeti karşısında demokratik cumhuriyet mücadelesini birlikte büyüteceğiz. Halkların Demokratik Partisi bütün kurum ve kuruluşları, ittifakları, bileşenleri, eş genel başkanları, vekilleri, üye ve örgütleriyle Türkiye'deki demokratik siyasetin ve demokratik muhalefetin var olmasının ve gelişmesinin güvencesidir. Barış ve çözüm, demokrasi ve özgürlük, adalet ve eşitlik için mücadele eden arkadaşlarımızın hapse atılarak rehin alınmaları asla bizim bu ilkesel duruşumuzu değiştiremez.
demokratik siyaset alanındaki mücadelemizden asla geri adım attıramaz. Türkiye'deki halkların, inançların, kültürlerin eşit ve bir arada barış içinde yaşamasının yolu HDP'nin ve ittifaklarının var olması ve güçlenmesidir. İktidar, barış isteyeni, demokrasi, adalet ve özgürlük diyeni veya eş genel başkanlarımızı hapse atabilir. Şiddet kullanarak kendi varlığını sürdürmeyi öngörebilir. Ama bu bizi demokratik siyaset mücadelemizden döndüremez. Ülkeyi 1,5 yıldır yangın yerine çevirmiş olan Erdoğan AKP iktidarı, Türk tipi başkanlık rejimini gerçekleştirmek için binlerce insanın ölmesine, yaralanmasına, evinden barkından olmasına, işsiz kalmasına, toplumdaki gerginlik ve kutuplaşmanın büyümesine neden olmuştur. Çok açık ve net bir şekilde bir kez daha vurguluyoruz ki Türk tipi başkanlık adı altında topluma sunulan tek adam yönetimi faşizm demektir. Savaş, baskı, huzursuzluk ve zulüm demektir. Dünyanın bütün ülkelerindeki demokrasi güçlerine, demokratik kurumlara ve kuruluşlara, parlamentolara, siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına buradan çağrı yapıyoruz. Evrensel insan hakları ve demokratik hukuk ilkelerine bağlı kalınması için sesinizi şimdi yükseltin. Politik tutum geliştirin. Erdoğan'ın tehditlerine boyun eğmeyin. Çünkü Erdoğan AKP iktidarı Türkiye'yi adım adım evrensel insan haklarının yok sayıldığı, uluslararası demokratik anlaşmaların ihlal edildiği bir totaliter rejime sürüklüyor. Buna dur denmemesi bütün bölge ülkeleri ve Avrupa halkları için de büyük bir tehdittir. Türkiye demokrasi, emek ve barış güçlerine, Erdoğan AKP iktidarının baskılarından ve adaletsizliklerinden bunalan vicdan sahibi tüm yurttaşlarımıza sesleniyoruz. Çağrımız sadece HDP ile dayanışma çağrısı değildir. Çağrımız özgürlük, eşitlik, demokratik laiklik ve adalet için çaba harcayanlara ve bu özlemler için bedel ödeyenlere birlikte ve ortak mücadele çağrısıdır. Biliyoruz ki ortak özlemlerimizin toplumsal meşruiyeti ve haklılığı son derece yüksektir. O nedenle demokratik siyasete ve demokratik muhalefete Türkiye'nin farklı halklarının, inançlarının, kültürlerinin ve kadın özgürlük hareketinin demokratik kazanımlarına yönelen 4 Kasım darbesi karşısında mücadelemizi bütün demokrasi ve barış güçleriyle birlikte geliştirme kararlılığındayız. Bu gidişe ve uygulamalara boyun eğmeyeceğiz. Diktatörlük karşısında demokrasi önerilerimizi yaygınlaştıracağız. Unutmayalım ki bizler hepimiz Türkiye'nin umuduyuz. Demokrasi ve özgürlük ışığıyız. Bu umudu ve ışığı hep birlikte büyüteceğiz. Mutlaka kazanacağız. Değerli arkadaşlar, basın açıklamamız bu kadar. Eğer sorunuz yoksa bitireceğiz. Soru sormak istiyorum. Meclisteki çalışmaları durdurmaktan ne anlamadınız? Buna devam olarak da bir devamsızlık problemi olmaz mı? Bu sizin ihraç edilmesinizin yolunu açabilir mi? Türkiye bir iç savaşa sürüklenirken açık bir faşizm ortamında bizim teknik hiçbir tartışma yapacak durumumuz yok. Hukuk, kurallar onlar tarafından çiğrendi. Bize oy veren halkımız bize verdiği emanetin son kararını verecek olandır. Biz genel kurul çalışmalarına ve komisyonlara katılmama kararımızı çok net biçimde ortak MYK ve grup kararı olarak sizlere deklare ediyoruz. Bundan sonrasıyla ilgili karar halkımızındır. Peki efendim, bu karar için belli bir süre söz konusu mu, uca çıkma? Bir de Türkiye Genel Başkanı da tutuklandı. Yasal olarak onların başkanlıkları düşecek mi? Düşecekse yerlerine vekaleten en azından göre yürütecek kimse olacak. Değerli arkadaşlar, bunların hepsini önümüzdeki günlerde halkımızla tartışacağız. Bu ülkede parlamento gerçekten bir anlam ifade ediyor mu? Yasama organının bir işlevi var mı? Fiili olarak başkanlığa geçtiğini söyleyen
bir cumhurbaşkanı anayasa suçu işliyorken bu teknik tartışmaları yapmanın bir anlamı var mı? Buna halk karar verecek. Nerede olacağımızı, ne kadar olacağımızı, nereye kadar olacağımızı onlarla birlikte karar vereceğiz. Bu bir ülkenin kaderidir, bir halkın kaderidir. Türkiye bir dönüm noktasındadır. Bu önemli kararı, bu kritik kararı halkımızla birlikte alacağız. Diğer bütün tartışmalar çok kolayca netleştirebileceğimiz şeylerdir. Şu anda böyle küçük ayrıntılarla ilgili bir tartışma yapmak yerine önce bizim bu kararımızın Türkiye için, dünya için ne ifade ettiğini hep birlikte görmek ve bundan sonrasıyla ilgili seyri, yaklaşımı hem iktidarın hem Cumhurbaşkanı'nın tavrını da görmek istiyoruz. Biz çok net bir açıklama yaptık. Bu açıklamanın gereğini yapacağız. Bundan sonra bizim gündemimizde halkla tartışmak, halkla birlikte karar vermek var. Türkiye'de de demokrasiden yana, birlikten, barıştan yana olanların tercihlerini, tutumlarını netleştirmesini istiyoruz. Başka soru yoksa teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun, iyi çalışmalar.